Efendim Selda'cığım? Biz az önce Nihat'la konuştuk da Burak'la Çağla'nın söz olayını. Artık diyoruz, o da katılıyor bana. Uzatmayalım diyor, bir an önce yapılsın diyor. Ne güzel. Nihat'ın da aynı fikirde olmasına çok sevindim. Evet canım, o zaman en kısa zamanda ayrıntıları görüşmek için bir araya geliyoruz. İlk fırsatta öyleyse. Tamam hayatım, ben o zaman sana bırakıyorum programı. Senden haber bekliyorum Elçin'cim. Tamam canım, haberleşiriz. Nihat'a çok selam söyle. Tamam canım, görüşürüz. Bay bay. Hala kapalı, uyuyor mu acaba? Günaydın güzel kızım. Günaydın anneciğim. Az önce Selda aradı. Nihat'la sizin söz olayınızı konuşmuşlar, çok heyecanlıydı. Burak hafta sonu olmasına rağmen erkenden kalkıp işe gidiyormuş. Kulüpte miymiş? Ulaşılamıyordu da. Artık ne yaptıysan çocuğa, çok etkili olmuş. Fazla etkili olmuş. Ne oldu? Çağlacığım niye gerginsin? Yok, gergin falan değilim anneciğim, iyiyim. Çıkan haberlere biraz canım sıkıldı. Volkan'la ilgili. Bakayım ne yazmışlar. Aa, daha yeni barışmamışlar mıydı? Hay Allah, çok kötü olmuş. Volkan ne kadar üzülmüştür şimdi. Üzüldü tabii. Ama gerçek yüzünü de gördü. Canım, senin bu olayla bilgin yok değil mi? Yok canım. Benimki sadece bir tahmin. Yani haberleri görünce, yani fotoğrafları görünce ben de çok şaşırdım. Sen yine de uzak dur. O kızdan hiç hoşlanmadım ben. Yani şimdi bunun acısını herkesten çıkartmak isteyebilir. Of, çıkarmaya başladı bile. Kızım sen ne demek istiyorsun? Bir şey mi oldu? Gece beni aradı. Aa, ah Çağla, senden ne istiyormuş? Sen de bir yalanın içindesin dedi. Volkan'ın kız arkadaşı sandığın kız gerçekten o mu değil mi bir araştır bakalım dedi. Bu ne demek anne? Yani başından beri Burak bana yalan mı söylüyordu? Sanmıyorum. Eğer o kızın elinde bir delil olsaydı sana bunu göstermek için bir dakika bile beklemezdi. Demek ki amacı yok yere huzurunu kaçırmak. Olabilir. Ama ben sana o kızdan uzak dur dedim, değil mi? Uzak duruyorum anneciğim. Ama yine de ben bu işten emin oluncaya kadar peşini bırakmayacağım. Tamam güzel kızım, iyice araştır. Ama huzursuz etmeden. Burak'la aranı yok yere sakın bozma. İstediğin şeye bu kadar yaklaşmışken bir söylenti yüzünden gerginliğe gerek yok. Merak etme. Neyse. Ben hazırlanıp çıkıyorum. Burada beni aramasını bekleyerek kendimi daha fazla bunaltamayacağım. Aa, tatlım, bugün Sinan buraya gelecek, bilgin olsun. Tamam. Görüşürüz. Beni ayağına getirttin ya. Bakalım nasıl çalışıyormuşsun Burak? Burak Bey nerede? Bir bilgim yok efendim. Bugün kendisi kulübe gelmedi. Peki tamam. Çalışıyormuş ha? Neredesin Burak sen?
Hangi Çağla? Volkan, Burak'a ulaşamıyorum. Konuştun mu hiç? Hayır, ben hiç konuşmadım. Selda teyze kulüpte olduğunu söylemiş anneme. Ben de geldim ama yok. Ha, öyle mi? Ben de kulüpteyim. Hatta şu an havuzdayım. Görüşsek biraz. Müsait misin? Olur. Tamam, geliyorum. Tamam. Neredesin sen Burak ya? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Volkan? Yavaş yavaş. İyiyim. Burak'ı burada görseydim daha iyi olacaktım. Yani normalde kulüpte oluyor ama bir hafta sonu yani burada olmayabilir. Ben de Selda teyzeden duydum işte burada olduğunu. Ona ulaşamayınca sürpriz yapayım diye geldim ama bana sürpriz oldu. Ya dışarıda işleri falan vardı. Şarjı bitmiştir. Birazdan çıkar orada. Bekleyeceğiz bakalım. Neyse. Seni burada gördüğüm iyi oldu. Konuşmak istediğim bir şey var. Deniz'le ilgili çıkan haberlere çok üzüldüm. Daha doğrusu senin düştüğün duruma. Çağla, inan onun adını bile duymak istemiyorum. Haklısın. Ama konuşacağım şey ayrılmanızla ilgili değil. Neyle ilgili? Aslı'yla ilgili. Bence siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yani artık aranızda bir engel olmadığına göre belki tekrar birlikte olursunuz. Beni düşündüğün için teşekkür ederim ama şu an bir ilişki istemiyorum. Aslı yeni biri değil ki. Yani sen zaten geçmişte onunla sevgiliydin. Öyle değil mi? Evet öyleydi. Yani Volkan, sizin birlikte olmanız da ayrılmanız da bir tuhaf. Seni tanımasam sanki o zamanlar Deniz'i kıskandırmak için Aslı ile birlikteymişsin gibi davrandığını düşüneceğim. Ya da ona benzer başka bir sebepten ötürü. Ya hayır, olur mu öyle şey? Olabilir de. Sen yapmazsın. Gerçi senin duygularını bilemem. Ama Aslı bence gerçekten senden çok hoşlanıyor. Yani sen numara yapıyor olsan bile o yapıyor olamaz. O kadar belli ki. Yoksa sen bunun farkında değil misin? Yok, ben bunu fark etmedim. Ayrıca ne kadar birlikte olduk ki? Çok kısa bir süre. Ne yaşadığınızı ben bilemem tabii. Gördüklerimi yorumluyorum sadece. Yani sonuçta ayrılmanıza rağmen hala çevrende. Bunun sadece Eda ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Sonuç olarak bu söylediklerimi bir daha düşün. Deniz'den sonra Aslı gibi bir kız sana iyi gelebilir. Aslı'dan hoşlanmadığını düşünmüştüm ama şu an bu söylediklerin garip geldi. Hayatım, benim hoşlanmam önemli değil ki. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Artık bir aile oluyoruz. Birbirimizin iyiliğini düşünmemiz gerek. Evet, artık Cici abin oldu. Ben bundan gayet memnunum. Ben de öyle. Ama ne yalan söyleyeyim, en başta çok şaşırdım. Ben de öyle. Annem ve Sinan abi. Neyse ya, mutlular sonuçta. Öyle de olsunlar. Neyse. Sen yine de bu söylediklerimi bir düşün. Ha bu arada, bir ara bir şeyler yapalım. Aslı ile sonuçta bir süre ayrılmadınız. Hala görüşüyorsunuz. Belki kendiliğinden gelişir. Bakarız. Ben biraz acıktım, kafeye mi geçsek? Ne istiyorsan buraya söyleyebiliriz. Tamam, olur. Bakar mısın? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Hala ulaşılamıyor mu? Hayır. Ya kim bilir nerede?
Ya son zamanlarda bunu çok fazla yapmaya başladı. Yani sanki hayatında ben yokmuşum, başka bir şey yaşıyormuşuz gibi. Ben bunu hak etmiyorum ki Volkan. Artık gerçekten çok üzülmeye başladım. Merak etme, ben senin için konuşacağım. Gerçekten mi? Bunu benim için yapar mısın? Tabii ki yaparım. Ya onun seni bu derece üzmeye hakkı yok. Ya kuzenim de olsa ben buna izin vermeyeceğim. Gerçekten bir abim varmış gibi hissettim. Ya bu çok güzel bir hismiş. Neyse, ben artık gideyim. Senin de havuza girmene engel oldum. Yine de Burak'tan bir haber olursa beni ararsın. Tamam, ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine ne karıştırıyorsun Burak? Belki aslında bu konuda bir bilgisi vardır. Neredesin Burak sen ya? Neredesin ya? Efendim Çağla'cığım. Anne kulübe geldim ama Burak ortalarda yok. Yok mu? Neredeymiş peki? Bilsem. Hala ulaşılamıyor. Bu sefer gerçekten çok fazla oldu. Sorumsuz tavırlarından, kendimi gerçekten değersiz hissettirmesinden yoruldum. Gerçekten çok üzülüyorum artık anne. Seni kimsenin üzmesine izin vermem biliyorsun. Selda teyzeni ara şimdi. Müsaitlerse oraya geç, ben de oraya geliyorum. Peki anneciğim. Ne oldu tatlım, bir sorun mu var? Evet. Burak Çağla için bir sorun olmaya başladı artık. Ben kızımın üzülmesine, kırılmasına daha fazla seyirci kalamayacağım. Herkes üzerine düşen sorumluluğu almalı artık. Tamam hayatım, tamam. Sakin ol. Haklısın. Eminim Çağla'yı bu yaşına kolay getirmemişsindir. Ben de çocuklarım öyle. Eda'yı, hele Eda'yı gözümden bile sakınıyorum. Kırılmasın, incinmesin diye üzerine titriyorum. Bak biri benim kızımı üzecek olsa emin ol senden daha fazla tepki veririm. Ama Burak çok genç, çok tecrübesiz. Kötü bir çocuk değil o. Sen de biliyorsun bunu. Ya biliyorum. Biliyorum. O yüzden zaten bu zamana kadar sakinliğimi korumaya çalıştım. Ama ben Çağla'nın daha fazla üzülmesine dayanamıyorum. Selda'yla gidip konuşacağım. Çağla da oraya gidiyor şimdi. Tamam hayatım, tamam. Ben de seninle geleceğim. Biz artık bir aileyiz. Her şeyi birlikte çözeceğiz, tamam? Ya iyi ki varsın. Bundan sonra hep senin yanında olacağım Elçin. Hep. Selda'cığım telefonun çalıyor. Geldim canım. Ay kim acaba? Çağla'cığım. Selda teyzeciğim nasılsınız? İyiyim canım. Sen nasılsın? Nihat amcanla oturuyoruz. İşin yoksa gelsene. Ben de size onu söylemek için aramıştım. Müsaitseniz gelmek istiyorum. Annem de uğrayacak. Aa ne kadar iyi olur. Biz de zaten annenle görüşmüştük. Belki buluşuruz diye. Peki teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam canım. Çağla geliyor. Sonra da Elçin gelecek. İkisi birden geliyor. Dayanamadın ve konuştun değil mi? Yani belki biraz bahsetmiş olabilirim yani. Hani önce Burak'la görüşecektik bu konuyu. Hayatım benim, konuşuruz Burak'la. Sen bu işi bana bırak tatlım. Yani Selda, hiç beni takmıyorsun. Söylediğin bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. Ya olmaz bu kadar ya. Ay aşk olsun Nihat. Tamam. Kitabımı okuyayım şimdi. Ben de mutfağa gideyim de bir şeyler hazırlatayım. Ay
Çağlı'cığım. Hoş geldin. Güzel kızım. Hoş bulduk Selda teyzeciğim. Nasılsın hayatım? Pek iyi değilim Selda teyzeciğim. Burak'a bütün gün ulaşamadım. Telefonu kapalı. Ama kulübe gitti o sabah hayatım. Ben zaten kulüpten geliyorum. Oraya da hiç uğramamış bugün. Öyle mi? Hiç haberim yok. Ben de merak ettim bak şimdi. Burak'ın bu son zamanki sorumsuz davranışları artık çok olmaya başladı. Ben gerçekten çok üzülüyorum artık. Güzel kızım sen sakın kendini üzme. Eminim geçerli bir sebebi vardır. Daha bu hafta işe başladı biliyorsun. Yeni yeni sorumluluk alıyor. Hayatında ilk defa çalışacak. Kolay değil. Ya ben ona zaten anlayış gösteriyorum ama bütün gün telefonuna ulaşılamıyor olmasını anlayamıyorum. Haklısın hayatım ama eminim geçerli bir sebebi vardır demin söylediğim gibi. Şarjı bitmiştir, işle ilgilidir. Çağla Hanım, hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? Ben bir orta Türk kahvesi alayım. Tabii. Ay Şükrancığım, ben de alayım o kahveden. Şöyle gelinimle karşılıklı içelim. Tabii Selda Hanım. Ama Aslı bence gerçekten senden çok hoşlanıyor. Yani sen numara yapıyor olsan bile o yapıyor olamaz. O kadar belli ki. Yoksa sen bunun farkında değil misin? Bu olabilir mi? Aslı gerçekten benden hoşlanıyor olabilir mi? Şu ana kadar nasıl fark edemedim ya? Bakın Selda teyzeciğim. Ben bugüne kadar sizi üzmemek için hiç yansıtmadım. Ama Burak son zamanlarda çok ilgisiz davranıyor. İstanbul'a taşındık, ona bile doğru düzgün ilgi göstermedi. Ya hadi çalışıyor, ona da tamam görüşemiyoruz. Ama artık gerçekten ben çok yoruldum. Anneme de yansıtmıyorum. Aman kızım sakın annene bir şeyler anlatıp onun da canını sıkma. Ben bu işi Burak'la halledeceğim. Sen sakın üzme kendini. Ay ben sana kıyamam. Ben size inanıyorum. Ama Burak kesinlikle laf dinlemiyor. Ay öyle bir dinler ki benim kızımı kimse kıramaz. Canım benim bak. Burak biliyorsun çalışmaya başladı, işe güce sarıldı. Kendine çeki düzen verdi. Bizim Nihat'ın da gözüne girmeye başladı. Sen bir rahat ol hayatım. Benim senden ricam. Peki Selda teyzeciğim. Sinsi Çağla. Önce kuzenim, şimdi babam. Hala inanamıyorum böyle bir şey olduğuna ya. Babam ve Çağla'nın annesi. Eda kızım. Seninle konuşmak istemiyorum. Eda kızım bir saniye dinler misin beni? Babam beni kandırdın. Bana yalan söyledin. Ya beni aptal yerine koydun. Bu dünyada en güvendiğim insan sendin. Hala o kadınla nasıl birlikte olduğuna inanamıyorum. Eda söyleyecektim sana. Ama nasıl diyeceğimi bilemedim. Ne desen haklısın. Çok özür diliyorum senden. Benden özür dileme baba. Bundan sonra sana güvenmemi de bekleme. Eda, Eda kızım. Hoş geldiniz Elçin Hanım, buyurun. Bahçedeler. Teşekkürler. Ah, Elçin Hanım da geldi. Şükran, ne kadar seviyorlar Dünürler birbirlerini değil mi? Evet. Ya ne güzel. Benim en büyük korkum bir gün Dünürlerimle anlaşabilir miyim? Kızımı severler mi? Bunlar ne iyi böyle? Vallahi doğru söylüyorsun. İnsan neler duyuyor. Mesela benim üst komşum. Kızını daha yeni sözledi. Geçen gün Dünürler Kuyumcu'da birbirlerine girmişler. Düğün iptal. Ay Allah korusun.
ailelerin anlaşması çok önemli Şükra. Öyle de Emel, yine de fazla karışmamak lazım ya. Çocuklar kim istediyse onunla evlenecek. Sonuçta bir ömür boyu onlar geçinecek. Orası öyle ama çocuklar da seçerken dikkat etsin. Yani davul bile dengi dengine. Yani o zaman hem aileler hem biz hem çocuklar rahat eder. Doğru, orası da öyle. Ama biz ne dersek diyelim Emel, bu işler kısmet işi, kısmet. Doğru. Allah hayırlısını versin evlatlarımıza. Amin. Çok güzel olmuş. Merhaba. Ay Elçin'cim, canım benim. Hoş geldin, geç hayatım. Hoş bulduk canım. Merhaba Elçin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Siz Sinan'la gelmeyecek miydiniz buraya? Bir şey mi oldu? Hiç sorma Selda'cığım. Umarım ciddi bir şey yoktur. Eda, Sinan'la olan ilişkimizi öğrenmiş. Ne? Ay nasıl yani öğrenmiş derken, kimden nasıl? Onu da bilmiyoruz. Biri Eda'nın telefonuna Sinan'la fotoğraflarımızı yollamış. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Biri bizi takip etmiş, fotoğraflarımızı çekmiş, sonra da Eda'ya yollamış. Hala inanamıyorum. Eda da şok oldu tabii. Bu şekilde öğrenmesi iyi olmadı tabii. Dostumuz kadar düşmanımız da var. Birileri bizim huzurumuzu bozmak istiyor. Sinan da ben de çok üzüldük. Sinan şimdi Eda'yla konuşmak için onun yanına gitti. Neyse canım. Nasılsa o onun babası. Onlar anlaşırlar ama... Yani tabii yine de böyle öğrenmeseydi çok iyi olurdu. Sen üzülme Elçin'cim. Eda ona söylenmediği için belki üzülmüş olabilir. Ama baba kız hallederler meseleyi. Umarım Nihat. Umarım. Eda büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ahmet, Ahmet. Efendim baba. Volkan neredesin? Kulüpten çıktım şimdi. Şimdi dışarıdayım. Bir şey mi oldu? Eda Elçin'le olan birlikteliğimizi öğrenmiş. Ne? Nasıl öğrenebilir? Birisi telefonla Elçin'le benim fotoğraflarımı göndermiş. Baba böyle bir şey kim yapabilir? Ve neden Eda yani? Yani Elçin'le olan birlikteliğimizi Eda'dan sakladığımı bir tek ailem biliyor. Ben de ona şaşırıyorum ya. Eda şimdi çok kötü olmuştur ya. Evet oğlum. Ben şimdi eve gidiyorum. Sen de bir an önce gelir misin? Tamam baba, geliyorum. Böyle bir şey kim yapabilir ya? Bu ilişki Eda'dan sakladığımızı kim biliyor ki? Çağla ve annesi İstanbul'a taşınıyor. Ha öyle mi? Sevindim. Ben de öyle, sevgili kardeşim. Kardeşim? Sizin haberiniz yok. Annemle Sinan abi bir süredir birlikteler. Ne? Şaka mı bu ya? Gerçekten mi? Tabii bu şimdilik bir ailesi. Acaba Deniz böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yok canım. Böyle bir şey cesaret edemez. Yani bu kadarını da yapamaz herhalde. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.